İnternetten para kazanmanın yolları. Günümüz koşullarında değiş tokuş hesabı ortadan kalktığı için ne yazık ki insanlar para kazanmak zorunda. İnternetin insanlar arasında bu kadar yaygın olmasının bir faydası bu alandan para kazanmak oldu. İnternetin başından kalkmayan insanlar da bu durumu fırsat olarak kullanmaya başladılar. Durumun gerçek olduğunu İnternet sayesinde meşhur olup ayda 300 bin lira kazanan fenomenler sayesinde öğrendik. İnternetten para kazanmamız nasıl mümkün olabiliyor? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Diğer insanlar için metin yazarlığı yapabilirsiniz. Profesyonel veya amatör pek çok kişi yaptığı şeyler için internet sitelerine metin yazarlığı yapacak kişiler ararlar. Bir diğer yolu da metin yazdıran sitelere üye olmak. Size bir konu verir. 50 bin kelimelik bir parça yazmanızı ister ve karşılığında gerekli parayı verir. Sosyal medyadan para kazanabilen binlerce kişi var desek yeridir. En iyi kazandıran yerlerden biri de Instagram'dır. Bir markanız varsa Instagram'da büyütmek kolaydır. Eğlence konulu bir sayfa açsanız ve düzenli yüklemeler yapsanız bile belirli bir zaman sonra reklam geliriniz olmaya başlayacaktır. Fotoğraf çekmekten veya vektör çizmekten hoşlanan biriyseniz fotoğrafların satabileceğiniz onlarca site var. Google'a telifli fotoğraf ya da fotoğraf sat gibi bir şey yazıp arama yaptığınız zaman kolayca bunlara ulaşabiliyorsunuz. Yazı yazmaktan hoşlanan, kendi hayatından bahsetmeyi seven bir insansanız da blog siteleri tam size göre. Başlangıçta para kazanmak mümkün değil. Belirli bir takipçi sayısına ulaştığınız zaman hesabınızı AdSense'e bağlayıp reklam gelirleri elde edebiliyorsunuz. Google'un bir diğer hizmeti de e-kitap. Şu anda yazar alımları kapalı. Fakat bir Google hesabınız varsa alımlar başladığı zaman giriş yapabilirsiniz. Yazdığınız kitapları kapı kapı dolaşmadan buradan satışa sunabiliyorsunuz. İstediğiniz fiyatta yazmanız mümkün. 2 lira olan bir kitabı sattığınız zaman 1 lira sizin, 1 lirası da Google'un oluyor. Galiba internet üzerinden para kazanmanın en zor yolu da bir uygulama yapmak. Basit bir uygulama yapmak isterseniz size yardımcı olabilecek pek çok site var. Ama orijinal ve kendi tasarımınızı yapmak isterseniz oldukça fazla çalışmanız gerekir. Ardından Google Play daha uygulama yüklemeden önce sizden dolar cinsinden para talep ediyor. Belirli bir konuda uzmansanız ve insanları eğitebilecek düzeydeyseniz online eğitim vermeniz size gelir sağlar. Vereceğiniz dersleri planlar, belirli aralıklarla yükler ve farklı sitelerden satışa sunarsınız. Sizin bilginize ihtiyaç duyan kişiler sizden eğitim setinizi alarak para kazanmanızı sağlarlar. YouTube bilindiği üzere son 5 yıla çok büyük bir gelişim gösterdi. Bu gelişim insanların daha büyük paralar kazanmasını sağladı. Sıradan bir insan küçük videolar çekerek bile para kazanmaya başlayabilir. Dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. YouTube eğer videolarınız sizin değilse herhangi bir çalıntı, vahşet, korku, kötü örnek içeren şeyler tespit ederse kanalınızı engeller. Videolar yüklemeye başladığınız anda para kazanmaya başlamazsınız. Eskiden olmasa da şu anda geçerli birkaç kural var. Örneğin para kazanmaya başlamak için 1000 abonenizin ve belirli bir izlemenizin olması gerekiyor. Yeni videolar için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.